Merhaba, bu bölümde programlama dillerinin yapı taşı konumunda olan değişkenler kavramına giriş yapacağız. Şimdi çalışma klasörümüzü açalım. Hatırlayacaksınız masaüstünde çalışmalar klasöründe temel kavramlar klasörü oluşturmuştuk. Burada kod ile aç diyerek buradaki projeyi Visual Studio koda dahil edelim. Evet, şimdi de burada yeni bir dosya oluşturalım. Örnek 5.py olsun. Bu dersimizde değişkenleri tanımlayacağız. Değişkenlerle ilgili çok ufak örnekler yapacağız. Neden ihtiyaç duyduğumuzu anlatacağız. Sonraki derslerimizde de değişkenlerle ilgili kurallardan ve tanımlamalardan bahsedeceğiz. Öyleyse hemen giriş yapalım. Değişkenler aslında sembolik ifadelerdir. Bizler program içerisinde belirli başlı verileri saklamak isteyebiliriz. Örneğin bir kullanıcının adını, yaş bilgisini, çeşitli programlara göre maaşını, doğum tarihini, doğum yerini gibi en basit ifadelerle kullanıcı ile ilgili istediğimiz verileri saklamak isteyebiliriz. Neden bu verileri saklama ihtiyacı duyuyoruz? Çünkü bu verileri ileride kullanıp işlemler gerçekleştirebilmek için. Şimdiye kadar yazdığımız işlemlerde mesela sayısal türlerde işlemler yaparken biz sadece o anlık işlem yapıyoruz. Örneğin 9 ile 5'i topluyoruz. Ve çıkan sonuç bitiyor. Çıkan sonuç bizim umurumuzda değil. Sadece ekranda gösteriyoruz. Ancak bir kullanıcının maaş bilgisini aldığımızda bir otomasyon gerçekleştiriyorsak o kullanıcının örneğin bir yıllık bize maliyetini bulabiliriz. Ya da o kullanıcının yaşını alıp verdiğimiz maaşa göre çeşitli analizlerde bulunabiliriz. Dolayısıyla bazı verileri biz saklama ihtiyacı duyuyoruz. Şimdi değişkenler de bir sembolik ifadedir. Biz buradaki verileri nerede saklayacağız? Çeşitli geçici belleklerde saklayacağız. Mesela işlemcinin ön belleği olabilir ya da geçici hafıza olan RAM bellek olabilir. Buradaki verileri RAM belleklerde saklayabilmek için RAM belleğin adreslerini kullanmamız lazım. RAM bellekte biliyorsunuz çeşitli adresler var. Mesela 8 GB'lık bir belleği düşünün. Integer bir veri saklıyoruz. Kullanıcının maaşı diyelim. Integer ne kadar yer kaplıyordu? Hatırlayacaksınız, bundan bahsetmiştik. 32 bit ya da 64 bit'lik yer kaplıyordu integer. Dolayısıyla RAM bellekten 64 bit'lik bir yeri almış olacağız ya da 32 bit'lik bir yeri almış olacağız. Tamam? Peki hangi adreste saklayacağız? RAM bellek adresleme yöntemini kullanıyor ve hexadecimal karakterler kullanıyor. Mesela tamamen örnek vermek için yazıyorum. 0x işte şöyle bir adres. Bu adreste saklamamız gerekiyor. Daha sonra bu veriye ihtiyaç duyduğumuzda tekrar bu adresi çağırarak ulaşmamız gerekiyor. Şimdi buradaki adres yapısı benim yazdığımdan emin olun daha karışık bir yapı. İşte bu adreslerle uğraşmayalım diye yazılım geliştiricileri değişkenler kavramını ortaya atmıştır. Değişken. Değişken ifadesi burada Yazılım geliştiricinin anlayabileceği ifadelerden oluşan bir adlandırma yöntemidir. Sembolik bir ifadedir aslında. Biz burada değişkenlere istediğimiz isimleri veririz. Adlandırma yöntemleri sayesinde bir ad veririz. Daha sonra bu değişken arka planda RAM bellekteki bir adresi işaret eder. Bakın işaret eder diyorum. Bu oldukça önemli bir kavram. Dolayısıyla bu adresleme yöntemini kim yapıyor? Python programlama dili arka planda kendisi yapıyor. Kendisi bizim için RAM bellekteki boş bir hafızaya gidiyor, o adresi alıp tutuyor. Biz bu değişkeni tekrar ihtiyacımız olduğunda kullanmak istediğimizde tekrar bu adresteki veriyi alıyor ve çağırıyor. Bu işlem program başlayıp bitene kadar süren bir işlem. Program başlayıp bittikten sonra buradaki değişkenler de bellekten silinerek yok oluyor. Tamam? O halde hemen geçelim. Bir değişken tanımlayalım ve bu değişkene bir değer vererek istediğimiz bu bilginin bellekte saklanmasını sağlayalım. Mesela değişken ismi olarak isim değişkeni oluşturalım. Bakın bir adres vermedik, bir RAM adresi yazmadık. Çünkü değişken zaten sembolik bir ifadeydi. İsim verdik. Şimdi bu isim değişkenine biz bir değer vermemiz gerekiyor. Değer verme işleminde operatör yardımıyla yapacağız. Hatırlayacaksınız mesela toplama operatörü ne yapıyordu? Soldaki değerle sağdaki değeri topluyordu. Yani iki değer arasında bir Bağ kuruyordu. Aynı şekilde yeni bir operatör öğreniyoruz. Bu operatörde atama operatörü eşittir sembolüyle ifade edilir. Sağdaki değeri soldaki değişkene aktarır. Bizim buraya vereceğimiz değer mesela isim olarak Python diyelim. Ne yaptık? Python değerini isim değişkenine aktardık. Tamam. Dikkat ederseniz Python'da string ifadelerin aslında çift tırnak sembolleriyle yazılması gerektiğini söyledik. İsim değişkeni bir string değer gibi duruyor aslında ama bu isim değişkeni bir string ifade değil bir değişkendir. Yani kendine ait bir sembolik anlamı vardır. Tamam? İsim değişkenimiz hangi değeri tutuyor? String değeri tutuyor. Değişkenlerin türleri tuttukları değere göre nitelendirilir. Tamam? Burada isim değişkeni mesela string değer tuttuğu için isim değişkeninin türü string'dir. Mesela bir başka ifade örneğin sayı diye bir değişken oluşturalım sayı değişkeni örnek olarak 15 sayısını tutsun. Bakın yukarıya mouse geldiğinizde isim 2 nokta üst üste str diyor. Yukarıdaki isim değişkeni string değer tutarken aşağıdaki sayı değişkeni integer bir değer tutmaktadır. Dolayısıyla sayı değişkeninin türü integer'dır diyebiliriz tamam. Bu ifadeler ne string'dir ne integer'dır sadece tuttukları değere göre nitelendirilirler. Evet en basit ifadeyle şu an iki tane değişken oluşturduk. Tabi buradaki boşlukların yine önemi yoktur. Dilerseniz bu şekilde de yapabilirsiniz. Dilerseniz bir tab boşluk bu şekilde de bırakabilirsiniz. Ancak burada kod okunabilirliği açısından bu şekilde yazmanız her zaman önemlidir. Python programlama dili buradaki boşlukları takmıyor hatırlayacaksınız. En baştaki boşlukları önemser. Burada boşluk bırakmadan yazmaya özen gösterelim. En baştaki satır bu şekilde düz olmalı. Ya da aralarında da istediğiniz kadar boşluk bırakabilirsiniz. Önemli olan en baştaki sol gerintili bölümdür. Tamam. Bakın böylece yukarıda bir değişken oluşturarak aşağıdaki değişkeni sileyim. Yukarıda bir değişken oluşturarak bellekte bir alan ayırdık ve içerisine Python değerini gönderdik. Artık ben bu değeri istediğim yerden çağırabilirim. Mesela print diyeyim ve ben neyi yazmak istiyorum? İsim değişkenine ulaşmak istiyorum. Burada Python yorumlayıcısına diyorum ki sen isim değişkeninin bulunduğu bellek adresine git. O bellek adresindeki değeri bana getir ve ben de ekrana yazdırayım. Bu kodun tercümesi bu şekildedir. Kaydedip çalıştıralım. Görüldüğü gibi bakın print içerisine ilk kez string olmayan ancak metinsel bir ifade yazmış olduk. Normalde print içerisine böyle metinsel ifade yazmak için ne yapıyorduk? Mutlaka çift tırnak kullanmak zorundaydık. Ancak bakın Python bunu hem kabul etti hem de ekranda Python sonucunu verdi. Demek ki değişkenleri bir string ifade olarak düşünmeyeceğiz. Değişkenler sembolik bir ifadedir. Dolayısıyla başarılı bir şekilde isim değişkeninin tutulduğu bellek adresine gittik ve oradaki Python değerini ekrana yazdırdık. Soldaki ifadeye değişken, sağdaki ifadeye ise değer diyeceğiz. Ancak bunu şununla karıştırmayın. Mesela buraya şöyle yaparsak, isimi çift tırnak sembolleri arasına alırsak, kaydedip çalıştırdığımızda bakın ekrana isim sonucunu verdi. Çünkü Python bu ifadeyi string olarak aldı. Ancak buradaki çift tırnakları sildiğimizde bunu değişken olarak kabul ediyor ve böylece python değerini görüyoruz. Tamam? Böylelikle değişken kavramını öğrenmiş oluyoruz ve böylelikle neden ihtiyaç duyduğumuzu da görüyoruz. Bazı verileri saklamak istiyoruz ve bu nedenle değişkenleri de oluşturuyoruz. Tamam? O halde bu dersimizi burada sonlandıralım. Sonraki derslerimizde yine bu kavramlar üzerinden devam edeceğiz. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.